Son günlerde o kadar enteresan gelişmeler var ki adeta bit pazarına nur yağdı desek yeri. Niye? Çünkü Amerikan Hava Kuvvetleri 1974'te kullanmaya başladığı F-15 uçağının yeni modeli için sipariş verdi. Ve bu uçaklardan ilki de geçtiğimiz gün ilk uçuşunu Boeing tesislerine yaptı. Diğer taraftan Amerikan Hava Kuvvetleri neredeyse son teslim aldığı F-16'nın üzerinden 15 yılı aşkın süre geçmiş yeniden F-16 siparişi vermeye çalışıyor. Amerika'da ne oluyor? Niye eski uçaklara bir dönüş var? Bu videomuzda buna bakacağız. Biraz F-15 EX modelini tanıyacağız. Ve tabii ki çok beklenen soru Türkiye F-15 alabilir mi sorusunun cevabına birlikte bakacağız. Bir yandan bakıyorsunuz Amerikan Hava Kuvvetleri geleceğini stealth yani radara çok az görünen uçaklar üzerine kuruyor. Ama başta F-35 olmak üzere bu uçakların yüksek maliyetleri arkasından üretim problemleri, hızlı seri imalata geçilememesi nedeniyle teslimatta ciddi problemler var. Peki bir yandan yüksek bütçeler, yüksek operasyon maliyetleri, diğer yandan da işte malum karışıklıklar var. Amerikan Hava kendi gücünü korumaya çalışıyor. Ne yapıyor bu durumda? Kendini ispat etmiş uçakların yeni modelleri üzerinden sipariş vermeye başlıyor. F-15'te de benzer bir durum oldu. F15 aslında ilginç bir uçak. 1960'larda özellikle Vietnam Savaşı'nda Amerikalıların en önemli uçağı F4. Fakat hava hava muharebelerinde F4'ün kısıtlı manevra kabiliyeti, çok güçlü iki motora sahip olmasına rağmen bazı kayıplara neden olunca Amerika bu konsept üzerine yeni bir uçak geliştirmeye başlıyor. McDonnell Douglas şirketi çift motorlu, inanılmaz yüksek akrobasi özelliğine sahip F15'i ortaya çıkartıyor. İlk nesil Tek kişilik F-15A, çift kişilik eğitim modeli F-15P. 1974 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanıyor. Sonra uçağın ikinci nesli, tek kişilik C ve çift kişilik D modelleri geliştiriliyor. Halen F-15C ve D modelleri Amerikan Hava Kuvvetleri'ne kullanılıyor. Bir de olayı havayar boyutuna taşıyan F-15E modeli var. F-15E'de de Amerikan Hava Kuvvetleri F-111'den sonra uzun menzilli darbe uçağı olarak bu uçağı uzun yıllardır başarıyla e kullanıyor. İlk tecrübesi de bunu hatırlayacaksınız 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı olmuştu. Şimdi Amerika'nın elinde emekli olmaya yakın artık uçuş ömürlerinin sonuna gelmiş hava hava görevlerinde kullanılan F-15C ve D'ler var. Yerlerini F-22 ile değiştiriyordu. Ama F-22 de 300'den fazla imalat söz konusuydu, 386 adet. Fakat beklenen sayıda uçak teslim alınamadı. Niye? F-22'nin çok yüksek maliyetleri nedeniyle bütçe kısıtlamalarına gidildi. Bu uçaktan sadece 186 adeti Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girebildi. Şimdi bu aradaki açığı kapatmak için F-15'lerin kullanılmaya devam ederken Amerika F-15C ve D'lerin yerine F-15EX modelini ortaya koydu. Bu model öncelikli olarak F-15C'lerin D'lerin görevini bir süre üstlenecek. Arkasından gelişmiş radar ve atış sistemleriyle birlikte F-15E'ler de emekli olmaya başladığı zaman bu uçakların modelinde yerini almaya başlayacak. Amerika 200 adet almayı planlıyordu. Sonra rakam 144 adete indi ve projenin ilk bölümü de 8 adetlik test uçaklarının siparişiyle başladı. Belirttiğim gibi önceki gün ilk uçuşunu yaptı F-15EX. 90 dakikalık bir uçuş. Arkasından temel testler Boeing tarafından bitirilecek. 8 ay sürecek bu. 8 ayın arkasından Amerikan Hava Kuvvetleri'nin üstlerine gidecek bu uçaklar. Orada testler devam edecek. Ve hedef 2024'te bu uçağın hizmete girmesi. Peki bu uçağın F-15E ve F-15EX'in farkı neler? Bunlara bakalım. Öncelikli olarak birinci aşamada fiyat farkı var. F-15E 64.7 milyon dolar birim maliyetine sahip çeşitli eklerle bu 80'e kadar çıkıyor. f 15 de fiyatı 80 milyon dolar. Uçuş maliyetlerine bakınca F-15E'nin ve F-15EX'in bir saatlik uçuş maliyeti 27 bin dolar olarak hesaplanmış. Miktar olarak F-15E'ler 218 adet envanterde. F15 EX'ler 144 adet olacak. F15 E'ler 1989'da hizmete girerken F15 EX'de hedef 2024. F15 E'de 2 adet motor var. Pratt Whitney yapımı F110 PV220. EX modelinde ise General Electric imalatı F110 GA129 motoru kullanılacak. F15 E'lerde 17 adet silah istasyonu var. Bu rakam EX'de 23'e çıkıyor. Örneğin F-15E'de bombaların yanı sıra 10 adet hava hava füzesi taşınabilirken bu rakam f 15 xte 12'ye çıkıyor. Yeni nesil radar sistemi var. f 15 de APG-82 kullanılacak. Ve en önemli farklardan bir tanesi de f 15 elerdeki hidrolik manuel kumanda sistemi f 15 xte F-16 gibi fly-by-wire kablolu uçuş sistemine sahip olacak olması. Bu da uçağa pilotun kullanma kapasitesini bayağı bir arttıracak gibi gözüküyor. Bir de tabii gövde ömürleriyle ilgili çok ciddi fark var. F-15E'lerin gövde ömrü 8000 saat. Bu miktar f 15 EX'te yeni nesil imal edilmiş sistemler sayesinde ve e, madenler ve bunların uygulamaları sayesinde tam 20.000 saate çıkartılacak. Gelelim Türkiye F-15 alır mı konusuna malum Türkiye F-35 programından çıkartılmıştı. Peki F-15 uçağını kimler kullanıyor dünyada? F-15'in ana kullanıcılarından biri Amerika dışında tabii ki İsrail. Amerika hemen veriyor İsrail'e. İsrail'e hatta F-15'in eski nesil modelleriyle birlikte F-15E'ler de var. Hemen aşağı iniyoruz Suudi Arabistan. Uzak doğuya bakıyoruz. Güney Kore ve Singapur'da F-15'lerin lerin e, ağırlıklı olarak E modelleri var. Yeni kullanıcı Katar oldu. F-15Q olarak adlandırılan yeni bir model Katar için geliştirildi. Ve birçok özelliği de F-15EX'de ortak. Suudi Arabistan'da bu uçaklardan sipariş verdi. Onlar da kendi F-15 SA olarak adlandırılıyor bu uçaklar. Yani aslında Amerika arga faaliyetlerinin bir kısmını Suudi Arabistan'a ve Katar'a yüklemiş durumda. Peki Türkiye bu uçaktan alabilir mi sorusu aklımıza geliyor. Malum Türkiye en son Libya'da çok önemli bir bayrak gösterdi ve gerektiğinde de ben F-16'larımı kaldırırım. Havadan yakıt ikmalle Libya üzerine kadar götürürüm dedi. Şimdi bu yaklaşım Amerika tarafından çok tedbirle karşılanıyor. Niye hatta geçtiğimiz günlerde bu Joe Biden'ın başkan olmasıyla birlikte Türkiye'nin Libya'dan çıkması istenildi. Türkiye diyor ki F-15 sahibi olursa çok daha az yakıt ikmaliyle, çok daha fazla bomba yüküyle bu uçaklar Libya'ya gidip gelebilir. Bu riski de e, göz önüne alacağı için Amerika'nın Türkiye'ye bu uçakları ben satacağını düşünmüyorum. Ha benim fikrim olsa örneğin F-4'lerin yerine çok iyi bir değişim olur ama bunun tabii ki kararını çok önceden vermek gerekiyordu diye düşünüyorum. Sonuçta F-15 1970'lerde tasarlanmış. Gövdesiyle yeni nesil sistemleriyle daha uzun yıllar uçacak gibi duruyor. Bu sistemleriyle kendini ispat etmiş yapısıyla da yeni nesil daha yeni nesil işte F-35'e veya F-22'ye de bir yandan da meydan okuyor. Amerika ağırlıklı olarak F-16'ların yeni modellerinde olacağı gibi stealth gerektirmeyen operasyonlarda bu uçağı kullanacak. Bir de Amerikalıların dikkat çektiği bir nokta var. F-35'in bir saatlik operasyon maliyeti 35 bin dolar. Ve bir uçak e, yılda ortalama 200 saat hep hesap bu e, rakam üzerindedir. F-15 EX'de veya F-15 E'de de bu rakam 27 bin dolar. Arada 8 bin dolarlık gibi bir fark var. Bir tarafta çok daha fazla bomba taşıyan çift motorlu bir uçak var. Ama stealth değil. Diğer, diğer tarafta da e, stealth olan ama Bomba taşıma kapasitesi çok daha düşük, tek motorlu bir uçak var ama arada da çok ciddi bir operasyon e, maliyet fiyatlar karşımıza çıkmakta. Bugünkü programımızda F-15EX'e ve bit pazarına doğru mu yağdı, niye eski uçaklar Amerika sipariş veriyor konusunu biraz anlatmaya çalıştım size. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizlere katıl tuşuyla destek vereceğiniz gibi abone olmanız, bildirimleri açmanız yeni video yayınlandığı zaman size haber iletilmesini sağlayacaktır. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.